Köy okullarının kapatılması kararı öğrencileri ve velileri isyan ettirdi. Konya'da Çayırbaşı köyündeki öğrenci mevcudu 30'a düşen okul için alınan kapatma kararı üzerine veliler şimdi okulda nöbet tutmaya başladılar. Veliler ve öğrenciler ÖSS birincisi çıkaran özel bilgisayar odaları olan köy okulunun kapanmaması için mücadele ediyor. Zafer Samancı'nın özel haberini izleyeceğiz. Okulumuzu elimizden almayın. Biz uzak yere gitmek istemiyoruz. Okullarının kapatılmasını istemiyorlar. Öğrenciler ve veliler isyanda. Gece gündüz nöbetteler. Karara tepkililer. Burası Konya Yunağa bağlı Çayırbaşı köyü. Köydeki okul 2000 yılında ÖSS'de Türkiye birincisi çıkardı. Bunun üzerine bakanlık 450 yıllık tarihi olan köye bilgisayar odaları, laboratuvarı, spor salonu ve bahçesinde oyun parkı olan 8 derslik bir okul yaptırdı. Okul 17 yıldır köy çocuklarına hizmet veriyordu. Ancak bu yıl mevcudu 30'a düştü. 40 öğrenci şartının altında kaldığı için bakanlık kapatma kararı aldı. Bölgede 8 kilometre karelik alanda 4 okulun daha kapatılacağı belirtildi. Karara tepki gösteren köylüler içindeki eşyalar taşınmasın diye okul önünde nöbet tutmaya başladı. Gündüz kadınlar, gece ise erkekler okul önünde bekliyor. Köylüler çocuklarının taşımalı eğitimle 20 kilometre mesafedeki Sülüklü köyüne gitmesini istemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bütün velilerin imzasıyla başvurdum. Cumhurbaşkanına başvurdum. CİMER'e başvurdum. En son Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdum. Şu anda da idari mahkeme davası açmış. Köylüler kapatılacak diğer 3 okulun kendi köylerine Sülüklü köyünden daha yakın olduğunu söylüyor. İstekleri ise okulların kapatılmaması ve bu öğrencilerin de şartları açısından iyi durumdaki kendi okullarına gelmesi. Diğer köylerin muhtarları da Milli Eğitim'e dilekçe verip aynı talepte bulundu. Emniyet şeridinde...